Merhaba sevgili kovalar. Bugün 26 Haziran Çarşamba, Merkür günündeyiz. Bugün bir arkadaşınızın veya dahil olduğunuz sosyal bir ortamın gözünüzdeki önemini arttırabileceği bir gün geçireceksiniz. Bu önem artışını sağlayan şeyin günlük işlerinizle ilgili bir konu olması mümkündür. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarınızla ilgili veya iş çevrenizle ilgili ortak bir projede daha hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 26 Haziran Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yılın önemli günlerinden birindeyiz. Gökyüzünde önemli gezegen değişimleri, hareketler var bugün. Jüpiter bir yıldır İkizler Burcu'nda ilerliyordu. Artık bugün sabah 4.40'dan itibaren Yengeç Burcu'na geçiş yapacak ve 17 Temmuz 2014 tarihine kadar Jüpiter Yengeç Burcu'nda olacak. Bunun yanı sıra bugün Yengeç Burcu'nda ilerleyen Merkür retro harekete başlayacak. Öğleden sonra 16.10'da Merkür 23 derece Yengeç Burcu'nda retroya geçecek. 20 Temmuz'a kadar da retro hareketi devam edecek. Merkür retrosu süresince düşüncelerimiz, duygularımız, geçmişimizle ilgili kavramlar biraz daha gündeme gelir. Bilinçaltımızın etkisinde daha fazla kalabiliriz. Daha içsel, duygusal olabileceğimiz, düşüncelerimizin ve hareketlerimizin duygularımızdan daha fazla etkileneceği bir süreç olacaktır bu süreç. Özellikle tabii su grubu burçları, yengeç, balık ve akrep burçları bu etki, Merkür'ün retrosundan daha fazla etki alacaklar. Güne baktığımızda Ay Kova burcunda ilerliyor. İkizler burcundaki Mars'la üçgen açı yaptıktan sonra saat 16.10'da boşluğa girecek. Ayın boşlukta olduğu günün geri kalan kısmında önemli iş ve girişimlere başlamayı tavsiye etmiyoruz. Çünkü bazı girişimlerimiz yavaş ilerleyebilir veya sonuçsuz kalabilir. Toplantılarımızdaki anlaşmalarımızda çözüm bulmakta zorlanabiliriz. Bu nedenle daha güncel rutin işlerimizle ilgilenmek doğru olacaktır. Güneş öğle saatlerinde Satürn'le üçgen, akşam saatlerinde de Neptün'le üçgen açı yapacak. Bu su grubu arasındaki üçgen açıda son derece koruyucu, geliştirici ve besleyici etkiler verecektir. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.